tam arkasını geri kaldırın birazcık. Evet, evet, evet. 18 yaşındaki... Ben tutuyorum. Evet. Münir Sarıtaş'ın hikayelerini bugün kamuoyuyla paylaşacağız. Cumartesi ayı sesini duyurmaya çalışan gazeteciler, onları destekleyen avukatlar, insan hakları savunucuları, sendikacılar, cezaevinde kayıtların failleri cezasızlık zırhıyla aramızdalar. Böyle bir yargılamaya ve adalet anlayışına itirazımız var. İlk olarak aile adına dedesi kaybedildiğinde 1 yaşında olan Emrah bizlere seslenecek. Değerli basın mensupları, cumartesi akşamları hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta da burada konuşmuştum. Fakat birazdan ben de konuşamamıştım. Ama bu hafta babamın nasıl kaybettiklerini hepsini size anlatacağım. 1995 yılında Bağışlı köyümüze operasyon başladı. Operasyon başında Mehmet Emin Yıldız kullandı. Operasyon sırasında bütün köylüleri, çoluk, çocuk, yaşlı, genç köy meydanına ayrı ayrı dizdiler. Orada bayanlar dahil herkesi köy meydanına getirdiler. O meydanda bulunan bayan ve çocuklar hariç diğerlerini köydeki dere yatağına götürdüler. Deredeki bütün herkesi sabahlar akşama kadar bayraktan geçirdiler. Oradaki bütün bayanlar ve çocuklar onları bayraktan geçiriyorlar diye bağırmaya ve müdahale etmeye başladılar. Ama nafile, oradaki askerler izin vermediler. En sonunda operasyondaki bütün askerler toplandı. Yüksek oya doğru hareket ettiler. Bütün bayanlar ve çocuklar o korkuyla dere yatağındaki akrabalarını almaya gittiler. Fakat aralarında 3 kişi gözaltına alındı. Bunlar Altın Kerem Gülsev, Münir Sarıtaş, Buda Tezeker'di. Üçü de bütün köylüleri göz önünde aralarına alarak arabaya bindirdiler. O günden sonra getirilen dedem Abdülker ve yanındaki 2 köylüyü bir daha gören olmadı. Olaydan hemen sonra babalar savcılığa başvurdu. Savcı 3 kişinin tabiri olduğunu, 2-3 gün sonra mahkemeye çıkaracaklarını söylediler. Olaydan sonra bir hafta geçti. Gene savcılığa gittiler. Savcılığı bile tehdit etmişlerdi. Savcı olayın üstünde bu kadar durmayın dedi. 6 yıl sonra operasyonda bunlar itirafçı Gerber, Kamber ve Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek 3 kişinin tabura getirildiğini doğruladı. Ve mahkeme günü geldi. O mahkemede kurucular mahkemeye geldiler. İfade verdiler. Olaya şahit olduklarını söylediler. Savcılara da bunu dilekçe vererek söylediler. Olayla ilgili olarak komutan Mehmet Emin Yıldız'ın şoförü ya da postacısı olduğunu düşündüğümüz Erhan adındaki asker ile olaydan 7 yıl sonra İstanbul Bayrampaşa cezaevinde babanlar Ankara'da tarafından görüşüldü. Abdülkerim 100 senelik tabura getirdiğinde yaşamını yitirmişti. Diğer 2 kişi ise bir ay sonra bırakılması yerinde toplanmışlar. Ancak buradan Mehmet Emin Yıldız bu 2 kişiyi serbest bırakırsak Abdülkerim 100 senelik öldürdüğümüz ispatları, bunları da sağ bırakılması yerinde kendi aralarında itiraz etmişler. Postası bildiğimiz Erhan bu ifadeyi mahkemede bile vereceğini ve hatta cenazeleri nerede gömüldüğünü göstereceğini söyledi. Ama olay basına yansıyınca vazgeçti. İtirafçı kahraman bir güç, ben halkıma ihanet ettim. Devlete bu kadar yıl çalıştım. Ancak yüksek çetesi yakalanınca tüm suçu benim üzerime atılarak beni cezaevine soktular. Bu olayı biliyorum. Olaydan bir ay sonra taburun içinde kazılan bir çukura bırakılarak cenazelerin üstü tarandı. Daha sonra ölmüş olan Altın Kerem Gülsev'i de getirilip o çukura atıldı. Çukurda cenazeler yapılmak istenmişti. Ama cenazeler yanmayınca çukurun üstü kapatıldı. Bir hafta sonra cenazeler toprağın altında çıkmıştı. Bunun üzerine cenazeler bidonların içine bırakılarak şehir dışına çıkarıldığını itiraf etmiştir. Her şey savcılarda bulunmaktadır. Olayların yapılanmasını istiyoruz.